Merhaba arkadaşlar. Kimya ve elektrik ünitesi içerisinde bu video ile birlikte bundan sonraki 4 videoda daha sizlerle aktiflikten bahsedeceğiz. Ve bu videolarda aktiflik, metalik ve ametalik aktiflik kavramlarını öğreneceksiniz ve bunlarla ilgili uygulamaları nasıl yaptığımızı da öğreneceksiniz aynı zamanda. Nedir aktiflik? Aktiflik arkadaşlar elementlerin kimyasal tepkimeye girme yatkınlıklarıdır ya da kimyasal tepkimeye girme eğilimlerinin ölçüsüdür. Metallerin aktifliğini ve ametallerin aktifliğini kendi içerisinde kıyaslıyoruz. Ve metalik aktiflik dediğimizde metallerin biliyorsunuz bileşik yaparken elektron verirler. Elektron verme eğilimlerinin ölçüsüne metalik aktiflik diyoruz. Hatta elektron veren madde yükseltgeniyordu. Daha önceki videolarımızda vardı. O zaman metallerin aktifliğine yükseltgenme eğilimlerinin ölçüsüdür de diyebiliriz. Çünkü... Elektron veren madde yükseltgenir ölçüsüdür. Pekala, gelelim ametali aktifle. Ametalik aktiflik ise ametallerin elektron alma eğilimlerinin ölçüsüdür e, ve elektron alma indirgenme olduğu için buna da yukarıda yaptığımız gibi indirgenme eğilimlerinin ölçüsüdür diyebiliriz. Hatta en aktif ametalimiz flordur. Bu yüzden tüm bileşiklerinde eksi bir yükseltgenme basamağına sahipti. Önceden söylemiştik. Burada belirlenmiş sıralar vardır zaten, sıralamalar. Örneklerde göreceksiniz. Size metallerin aktifliği ile ilgili bir sıralama verilir. Buna göre çözmeniz beklenen sorular olur ya da ametaller için olabilir ama bizim bu ünite içerisinde kullanacağımız aslında metalik aktifliktir. Çünkü metalik aktifliğe göre pillerden ya da elektrolizden bahsedeceğiz. Ha metalik aktiflikle ilgili örnek yapacak mıyız? Evet ama kısıtlı sayıda bir iki tane örnek yapacağız. En önemli nokta metalik aktifliktir. Bunu unutmayınız. Konu bu. Bundan sonraki kısımlarda ve bundan sonraki videolarda örnekler çözeceğiz arkadaşlar. Örnekler çözerek siz de konuyu öğrenmiş olacaksınız. Birinci örneğimizde başlayalım. Der ki bize de burada çok temel bir örneğimiz bu. X ve Y metallerinin aktiflikleri arasındaki ilişki. Öncelikle bunlar metal. Metallerde aktiflik elektron verme isteğinin ölçüsü demiştik az önce. Dolayısıyla bana X'in Y'den daha aktif olduğu söylenmiş. Buna göre aşağıdaki soruları yanıtlayacağız. Şimdi yukarıda yazdım ama Metallerin aktifliği elektron verme isteklerinin ölçüsü olduğuna göre bu metallerin elektron verme eğilimleri arasındaki ilişki de yine x büyük y'dir. x ne kadar aktif bir metalse o kadar çok elektron vermek istiyor demektir. Metalik aktifliğin tanımı bu. Ve bir tanecik elektron verdiğinde yükseltgendiğine göre ve metalik aktiflikte elektron verme isteği yani yükseltgenme eğilim olduğuna göre yine elektron verme isteği yani aktifliği fazla olan X'in yükseltgenme eğilimi, yükseltgenme isteği, yükseltgenme potansiyeli daha fazladır. Hemen altta zaten yükseltgenme potansiyeli demiş. Bu yine elektron verme eğiliminin ölçüsüdür. Aynı şeyleri söylüyorum ama dolayısıyla aktif olan X'in elektron verme eğilimi daha fazladır. Dolayısıyla yükseltgenme potansiyeli daha fazla olur. Gelelim D'ye maddelerin bu metallerin indirgen özelliklerini karşılaştıracağız. Dediğim gibi yine önceki videolarda vardı. Yükselt genel madde elektronlarını elektron veren maddeydi ve elektronlarını karşısındaki maddeye vererek onu indirgiyordu. Yani indirgen özellik gösteriyordu. Şimdi biz baktığımızda kimin elektron verme eğilimi daha fazla? X'in. Yani X'in yükseltgenme potansiyeli daha fazla. E yükseltgenme potansiyeli fazla ise karşısındakini indirgeme isteği de daha fazla olur. Yani indirgen özelliği de yine fazla olan, elektron verme eğilimi fazla olan X'tir. Geldik iyonlara. Şimdi burada metaller elektron vererek yükseltgeniyor. Çok güzel ve elektron verme isteği fazla olan da X, o da harika. İyonlara geldiğimizde ise bu iyonların indirgenme potansiyellerini yani indirgenme isteklerini karşılaştıracağız. Şöyle düşünelim. Şimdi metallerin aktifliği elektron verme isteği. Dolayısıyla bileşik yapma isteği ne diye düşünebilirsiniz. Burada bileşik yapma isteği ya da bileşik oluşturma isteği elektron verme isteği fazla olan yani tepkimeye girme isteği fazla olan x'tedir. X daha çok elektron vermek istiyor, bileşik oluşturma isteği daha fazla. İndirgenmeye geldiğimizde ise bu iyonların indirgenmesi demek verdikleri elektronları geri alması demek. Yani bileşikten çıkarmak istiyorsunuz bunları. Öyle düşünebilirsiniz. Şimdi X'in elektron verme isteği, yani bileşik yapma isteği daha fazla ise ben bu iki iyonu bileşiklerinden çıkarmak istediğimde X'i daha çok daha zor çıkarırım. Çünkü o elektron vermeyi daha çok istiyor. Dolayısıyla Y artı 2'nin elek verdiği elektronları geri alarak yani indirgenerek bileşikten çıkma eğilimi daha fazladır X artı 2'ye göre. Dolayısıyla Y artı 2 iyonlarının indirgenme potansiyeli X artı 2 iyonlarınınkinden daha fazladır deriz. Yani metalik aktiflik ne kadar fazlaysa yükseltgenme potansiyeli o kadar fazla. İyonlarına baktığımızda ise tam tersi metalik aktifliği az olanın bileşiğinden çıkma yani indirgenme potansiyeli daha fazla olur. Gelelim ikinci örneğimize. Yine basit örnekler üzerinden gidiyoruz. Burada bir ametalik aktiflik sorusu yapacağız. Dediğim gibi çok da bununla ilgilenmeyeceğiz aslında. Metalik aktiflik bizi çok ilgilendiriyor. Diyeda grubunda bulunan ZVT metallerinin atom numaraları arasındaki ilişki verilmiş ve buna göre diyor falan falan. Öncelikle bir şunu hatırlayacak olursak. Periyodik sistemde şöyle bir şey çizeyim. Sağ üste doğru atom yarı çapı soy gazları koymadım çünkü soy gazların biliyorsunuz elektron verme ya da alma eğilimleri yok. Atom yarı çapı küçülüyor. Atom yarı çapı küçüldüğünde elektron alma isteği artar. Elektron alma da ametale ait bir özellik olduğu için ametalik özellik ya da ametalik aktiflik artar. Yani Atom yarı çapı ile ametalik aktiflik ters orantılı diyebilirim. Son alta doğru geldiğimizde ise atom yarıçapı artıyor. Atom yarıçapı arttığı için zaten atom en dıştaki elektrona olan uzaklığı da arttığı için ona uyguladığı çekim azalıyor. Bu nedenle elektron verme isteği artıyor. Elektron vermede metalik aktiflik olduğuna göre bu tarafa doğru geldiğimizde metalik aktiflik artıyor diyoruz. Bunlar da hatırlayacağımız noktalar olsun. Pekala, artar. Şimdi bizim burada 7A grubunda bulunan iki tane ametalimiz var. Hop. Yani halojenler, yani ametaller. Dolayısıyla A metal oldukları için elektron alma isteklerini karşılaştıracağım. Z'nin atom numarası daha büyükmüş. Demek ki Z daha alt bir periyotta T'ye göre ve yukarı doğru gittiğimizde yarıçap küçüldüğü için Elektron alma isteği artacağı için dolayısıyla bunların ametalik aktiflikleri arasındaki ilişki T büyük Z olacaktır. Ametalik aktiflik yukarı doğru artıyor bakın. Metalik olsa aşağı doğru artacaktı. Ki ametalik aktiflik dediğimiz elektron alma eğiliminin ölçüsü olduğuna göre T'nin elektron alma isteği Z'ninkinden daha fazla olur. İndirgenme potansiyellerini karşılaştıracağız ki indirgenme ne demektir arkadaşlar? Elektron alma. Yani biz burada elektron alma isteklerini karşılaştıracağız ki ametallerin elektron alma istekleri demek ametelik aktiflik demek. Dolayısıyla yine T'nin elektron alma isteği yani indirgenme potansiyeli daha fazla olacaktır deriz. Bu videomuzda son örneğimiz. Bundan sonra dediğim gibi 4 video daha var. Bir sürü uygulama var. Onları da izlersiniz zaten. Şimdi metallerimiz var. X, Y, Z metalleri ve aktiflikleri arasındaki ilişki bize verilmiş. Yani elektron verme eğilimleri arasındaki ilişki. Sorularda lütfen şuna dikkat edin. E, metal mi diyor, ametal mi diyor. Bakın az önce ametal olduğu için elektron alma isteklerine göre kıyaslamıştık. Bunlar metal olduğu için elektron verme isteklerine göre kıyaslayacağız. Buna göre yanıtlayacağımız sorular var. Öncelikle metallerin elektron verme eğilimi demek aktiflikleri demektir. Dolayısıyla x büyük y büyük z olur. Buradaki kıyaslamam yine en aktif olan metal elektron verme isteği en fazla olan metaldir. Elektron verme yükseltgenme demekti. Dolayısıyla elektron verme isteği en fazla olan en aktif olan x'in yükseltgenme potansiyeli yani elektron verme potansiyeli en fazladır. İndirgen özellik ilk sorumuzda yapmıştık. Kendisi yükseltgenen madde karşısındakini indirgiyordu. Dolayısıyla elektron verme eğilimi yani yükseltgenme potansiyeli en fazla olan X'in karşısındakini indirgeme isteği yani indirgen özelliği en fazla olur. Elektron veren bir daha buraya yazayım içim rahat etsin yükselt genir ve aynı zamanda yükselt genir indirgen maddedir. Karşısındakini indirge, indirgeyeceği için söyleyemedim de. Geldik D seçeneğimize. İyonların indirgenme potansiyeli. Şimdi arkadaşlar bu üç metalden baktığımda elektron verme eğilimi yani yükseltgenme potansiyeli en fazla olan X yani bileşik yapma eğilimi en fazla olan X. Şimdi biz bu iyonları bileşiğinden çıkaracağız. Yani bu aldık verdikleri elektronu geri onlara e, vermeye çalışacağız. Dolayısıyla X'in aktifliği en fazla olduğuna göre bileşikte bulunma isteği en fazla olan X'tir. Ama içlerinde Z'nin aktifliği en az olduğuna göre benim Z'nin Z'yi bileşiğinden çıkarmam yani indirgeme ihtimalim içlerinde en fazladır. Dolayısıyla bu iyonların indirgenme potansiyelleri ilişkisi Z büyük, y büyük, x olur, x en aktif olduğu için bileşiğinden çıkarmanız en zordur. Z içlerinde en pasif metal olduğu için elektronunu geri verip bileşiğinden çıkarmanız en kolay olur. O zaman bu iyonların element haline geçme eğilimleri de aslında, indirgenme potansiyelleridir. Yani verdiği elektronu geri alacak. X'in en zordur. En aktif olan o çünkü. Diğerlerine göre bileşiğinden çıkarmanız, element haline geçirmeniz en zor olur. Z'nin en pasif metal olduğunu zaten yukarıda bulmuştuk. Demek ki Z'yi bileşiğinden en kolay çıkarırım. Arada da Y olur arkadaşlar. Bu videoda sizlerle aktiflik kavramından bahsettik. Dediğim gibi bundan sonraki videolarda örneklerimiz var. Görüşmek üzere arkadaşlar.